Türkiye genelinde şu an çok yoğun olarak Kürtçe müziğe sistematik bir yönelim, bir saldırı var açıkçası. Yani tamamen sistem kendi sanatçını yaratma, yani işte ne bileyim kendi fikirlerine ya da kendine ayak uydurabilecek sanatçıları yaratma çabası içerisinde. Biz de halk sanatçısıyız, halkın içinde sanatımızı yapıyoruz, müziklerimizi üretiyoruz, çalışmalarımızı halka sunuyoruz. Onlar da bunu biliyorlar, bildikleri için mesela bu son Mayıs ayında konser için salon talebinde bulunduk. İstanbul Kültür Birimine, İBBB Kültür Birimine başvuruda bulunduk. İlk etapta hani bazı gerekçeler sundular. İşte bireysel başvuru yapamazsınız, ancak dernekler üzerinde başvuru yapılabilir gibi gerekçelerle engel olunmaya çalışıldı. Aradan bir 2-3 ay kadar bir cevap bekledik. Daha sonra biz de tekrar bir başvuru yaptık. Hani 2 Ağustos'ta tekrar bir başvuru yaptık. Dedik ki hani bu salonu niye halkın salonlarını halka kapatıyorsunuz? Yani niçin vermiyorsunuz? Bu bizim en doğal hakkımız. Talep ediyoruz. Yani hakkımız olanı talep ediyoruz. 3 gün değerlendirme aldılar. İşte daha önceki bireysel başvuru yapılabilir dediler. Önceki görüştüğünüz arkadaşlarımız yanlış bilgi aktardılar gibi gerekçeler sundular. Yazılı bir dilekçeyle başvuru yapmamız gerektiğini belirttiler. 2 Ağustos'ta başvurumuzu yaptık. 3 gün bekletildi. 3 gün sonra bize dönüş, sözlü telefon üzeri dönüş yaptılar. İşte biz salonlarımız 2022-23 sezonuna kadar, yani o dönem boyunca tadilatta olduğunu belirttiler. Biz de doğal olarak hani kendi belli haklarımızı savunabilmek adına bunu yazılı istedik. Ve dün de bunu yazılı iletmişler, mail olarak yazılı cevap vermişler. Aynı şekilde işte 2022-23 sezonunda tadilata olmamız nedeniyle size salon veremiyoruz. Belli mesela Kürt sanatçı arkadaşlarımız var mesela, belli yerlerden alabiliyorlar, yani programlar yapabiliyorlar. Ama belli kurum sanatçılarına özellikle bir engel, barikat oluşturuyorlar. Yani konser vermemek için birçok bahane, gerekçe sunabiliyorlar. Şöyle belirtelim, son 20 yıllık bir AKP faşizminin Kürtçe müziğe, Kürt sanatına, kültürüne yönelik ciddi bir yoğunlaşması, engellemeleri var. 2019 yerel seçimlerinde insanlar, yani özellikle adayların oluşturduğu izlenimle halkta bir olumlu bir talep yaratıldı. Şu mesela, işte biz onlardan farklıyız. Bizim için Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Alevi, bütün halklar eşittir. Bütün halklar eşit koşullara sahip olacaktır bizim yönetimimizde gibi vaatlerle seçime gidildi. Seçim süresinden sonra, seçim kazanıldıktan sonra bir müddet sonra artık yavaş yavaş kendi gerçek yüzlerini bu sefer belli etmeye başladılar. Bu bile onların ne kadar ikiyüzlü bir siyaset yürüttüklerinin açık bir göstergesidir. Yasak şöyle, bizim Mart ayında Emlad'ın albümü ulusal basında yerini aldı. Halk tarafından da olumlu karşılandı. Biz yaptığımız albüm daha çok politik bir albüm. Hani Kürdistan üzerindeki baskı, imha ve talana ilişki, işte doğa talanı olsun, bölge talanı olsun, köy talanı olsun, bunlara ilişkin bir cevap niteliğinde bir albüm yapmıştık. Bu da doğal olarak genel itibariyle ulusal basında dahil her yerde yerini aldı. Muhakkak ki bunlar görmüşlerdir. Politik olunca da biraz mesafeli yaklaşıyorlar. Hani nasıl söyleyeyim, işte biz yer verirsek sonra AKP seçmeninde ya da İYİ Parti seçmeninde ya da diğer karşıt görüşçü seçmenlerde nasıl oy alabiliriz mücadelesi içerisine giriyorlar. Doğal olarak da bir Kürtçe karşıtlığı, Kürtçe yasakları ortaya çıkıyor yani. Biz onlarda onların hakkı olan bir şeyi talep etmiyoruz. Bizim hakkımız olan bir şeyi talep ediyoruz. Sonuç itibariyle biz de bu ülkenin vatandaşlarıyız, bu toprakların sahibiyiz. Kendi kültürümüzü, sanatımızı özgür bir şekilde yapmak istiyoruz, halkımızla yapmak istiyoruz. Onlar yönetici, bugün varlar yarın yoklar, ama salonlar, halk, toplum kalıcıdır. Bu gerçekliği de göz ardı etmemeleri gerekiyor. Biz onlarda onlara ait olan bir şey istemiyoruz. Hakkımız olan bir şey istiyoruz. Biz bu ülkede, bu ülkenin sanatçıları, bu ülkenin vatandaşları olarak bu ülkeye vergilerimizi ödüyoruz. Bu ülkenin vatandaşıyız, bu ülkenin bir bireyiyiz. Hakkımız olanı istiyoruz. Ekstradan onlarda bir şey istemiyoruz. Onlara ait olan bir şey de istemiyoruz. Bunu bir kere, bu gerçekliği kabul etmeleri gerekir.
Bir diğer konu seçim süreçlerinde halka vaat ettikleri şeyleri yerine getirsinler. Getirmemeleri durumunda AKP'de hiçbir farklarının olmadığını da bilmeleri gerekiyor. İlk seçimde gidici olduklarını da bilmeleri gerekiyor.